Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Bugün sizlerle birlikte Oppo A9 2020'yi kutusundan çıkartıyoruz. Belki bu telefon şimdi Oppo deyince hatırlamayanlar olacaktır ama Sıla'nın geçtiğimiz günlerde reklamları dönen şu ünlü kamerası çok güzel reklamındaki kullandığı telefon bu Oppo A9. Bak ben çektim nasıl olmuş. Vay kamerası çok iyi ya. Şimdi ben de sizlerle birlikte ilk kez kutusundan bu ürünü çıkartıyorum. Şöyle bir açalım. Biliyorsunuz sıfır ürün geldiği zaman biz her zaman ürünleri kutu açılımı videosunda karşınıza yolluyoruz. Kısa özelliklerine bakıyoruz ve kutusunu çıkartıp içini de ne var ne yok diye size bilgi veriyoruz. Oppo A9 2020'den biraz bahsedeyim isterseniz 6.5 inçlik 720x1600 piksellik bir ekranımız var. Ekran çözünürlüğü biraz düşük geldi bana onu söyleyeyim. Ama ekranın büyük olması güzel. Şimdi kutuyu açıyoruz. Şöyle bir kutu içinde kutu çıktı. Bunda muhtemelen kılıf vardır diye tahmin ediyorum. Evet yanılmadım. Bütün testlerde ben test ettiğim bütün telefonlarda kılıf varsa mutlaka kullanıyoruz. Çünkü çantamızda, cebimizde başka ürünler olabiliyor, çizilebiliyor. Sert bir kılıf mı? Değil. Yumuşak bir kılıf. Şöyle göstereyim ekranda. Bunu kenara kaldıralım. Telefonumuz karşımıza çıktı. 6.5 inç olduğunu söylemiştik. Oppo A9 2020'nin 48 megapiksellik bir dörtlü kamerası var. Kutudan çıkardık. Şöyle bakalım. 48 megapiksellik ultra wide quad kamera diyor. 5000 mAh pil diyor. Dual speakers yani çift hoparlör olduğunu söylüyor. Snapdragon 665 Game Boost 2.0 özelliğinin olduğu da söyleniyor. Şu jelatini çıkartalım. Evet, jelatinimizi çıkardık. Arkasında da böyle bir etiket oluyor. Onu da çıkarıp şuraya yapıştıralım. Evet, bu sefer arkadan başlayalım. Biliyorsunuz bazı telefonlarda böyle önce arka tarafını çekiyoruz. Arka tarafta dörtlü bir kameramız var. 1, 2, 3, bir de şurada olmak üzere 4. Bir de parmak izi okuyucumuz mevcut. Parmak izi okuyucu da arka yüze entegre edilmiş. Yani ekrandan parmak izi okuma özelliğimiz yok. Kameradan biraz bahsedeyim. 48 megapiksellik ana kameramız var. F1.8 diyaframlı. 8 megapiksellik F2.3 diyaframlı ultra geniş açı kameramız mevcut. 2 megapiksellik bir kamera buna eşlik ediyor. Bir de 2 megapiksellik bir de bir alan derinliği kameramız var. Yani dörtlü bir kamera bizleri karşılıyor. Arka yüzü böyle bize gönderilen sürüm lacivert mavi dediğimiz renkte. Arka yüzünde böyle bir şekil falan yok ama güzel görünüyor, şık görünüyor, parlak bir görünüm var. Ön tarafa geçelim. Şöyle açalım da cihazı bir taraftan. Bu ürün 4 GB RAM'e sahip, 128 GB depolama alanı ile beraber geliyor. Micro SD bellek kartı yuvası olduğunu da söyleyelim. Aynı zamanda bu arada ürün Android 9.0 işletim sistemiyle geldiğini de hatırlatmakta fayda var. Az önce söyledik aslında, ekranda da yazıyoruz. Snapdragon 665 işlemcimiz mevcut. Bu işlemciye Adreno 610 GPU'su eşlik ediyor. Ön kameramız damla çentik şeklinde. Şuradan göstermiş olayım. Ve 16 megapikselde çözünürlük sunuyor. Şimdi telefonumuzu bir hemen kurulum yapalım hızlıca. Kutu açılımına devam etmeden önce bir taraftan da bu kurulum yapsın. Dilimizi seçtik. Ülkemizi seçelim. Burayı atlayalım. Wi-Fi şimdilik bağlamayalım. Devam ediyoruz. Kabul ediyoruz bütün şartları. Artık yapacak bir şey yok. Şimdi katılmayalım. Hayır teşekkürler diyelim. Karşıya yükleme bilmem ne kabul edelim bunu da. Diğer dedik. Kabul ettik. Bunu da atlayalım. Parmak izi ve yüz tanımlamayı atlıyoruz. İptal pardon. Yanlış söyledik. Atla diyecektik ve atla tekrar tuşuna basacaktık. Devam edelim. Devam ediyoruz. Yine bir Oppo telefon ayarlarına başla diyoruz. Deneyimle başla. Modumuza da bastık. Color OS 6.0 var. Şu anda da ekranda görüyorsunuz zaten. Telefonumuz açıldı. Şimdi telefonumuz burada dursun. Biz diğer kutu içeriklerine biraz devam edelim. Hem de özelliklerinden biraz bahsedelim. Ne var? Adaptörümüz var. Şöyle bir çıkartayım. Bu arada üründe 5000 mAh'lik devasa bir lityum polimer pil var. Böyle bir adaptörümüz var. Çok küçük değil. Çok aşırı büyük de değil ama böyle bir ürün için normal USB çıkışı olan standart bir adaptör. Kulaklığımıza bakalım.
Şöyle çıkartalım. 3,5 milimetre. Demek ki 3,5 milim bağlantımız mevcut. Ben seviyorum 3,5 milim bağlantısını her şeye rağmen. Type-C falan biraz bana sıkıcı geliyor. İlla Bluetooth'ta kullanmanız gerekiyor veya dönüştürücüyle kullanmanız gerekiyor. Bu bakımdan ben 3,5'u severim. Burada da kablomuz var. USB kablomuz. Onu da şöyle göstermiş olayım. Standart olarak bu da USB Type-C bağlantısına beraber geliyor. Şöyle alt kısmına da biraz bakalım. USB Type-C bağlantı yuvamız hemen şurada görüyoruz. Yine 3,5 milim kulaklık çıkışımız da burada mevcut. Dediğim gibi 3,5'u ben seviyorum. Olması güzel. Bunun dışında yan tarafta ne var? Bir güç tuşumuz burada yan tarafa konumlandırılmış. Diğer yan tarafta ise ses açma kapama tuşu ve sim kart yuvası var. Üst tarafta da bir şey yok. Güzel bir telefon olmuş. Büyük ekranda telefon arayanlar için aslında önerebileceğimiz bir telefon olmuş. Her zaman yaptığımız gibi bir kamerada bir bakalım. En azından bir genel bir görünümüne bakmış oluyoruz kameranın. Aslında standart Oppo arayüzü var. Hani şu Sıla'nın reklamlarda söylediği kamerası çok güzel dediği ürün bu arada. Videonun başında da söyledim. Standart temiz bir arayüzümüz mevcut. Geniş açımız şimdi şöyle yapalım. Şu an Oppo Reno 2 test ettiğim için biliyorum az çok modlarını. 1x'imiz var. 2x'imiz var. 5x'imiz var. Daha sonra tekrar 1x'e geri dönüyor. Şu üst kısımdaki tuşa da bastığımızda geniş açıya geçiyor. Bunu niye böyle yapmışlar anlamadım yalnız. Yani şuraya bastıkça gelse aslında kullanım açısından daha mantıklı olurdu. Mesela diğer telefonlarda böyle. Bunun için illa bu geniş açıyı buraya basmanız gerekiyor. Gerçi Reno'da şöyle ters olarak şey yaptığınızda da otomatik olarak geçiyor da bunda geçmiyor ama. Ön kameraya bakalım biraz. Evet şu anda beni görüyorsunuz ekranda. Ön kameramız da bu şekilde. Yine az önce söylediğim gibi daha önceki Oppo bir telefon kullandıysanız veya menüsünü gördüyseniz çok yabancılık çekmeyeceğiniz bir menümüz mevcut. İşte HDR var. Yapay zeka desteği falan da vardır muhtemelen. Bu şekilde güzel bir telefon olmuş. Detaylı bir kamera incelemesi gelecek. Biliyorsunuz biz telefonlara özellikle kamera tarafında ciddi güzel incelemeler yapıyoruz. Videolarımızı beğenmeyi, bizleri aynı zamanda Twitter, Instagram ve Facebook gibi sosyal ağlarda takip etmeyi unutmayın. Farklı bir videoda, farklı bir içerikte karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.